Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şu anda elimde tutmuş olduğum Eslink'in bu akıllı prizi diyebileceğimiz ürünü inceleyeceğim. Özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz akıllı prizler yeni bir teknoloji değil. Bu da geçtiğimiz günlerde gönderildi bana. Ben de dedim ki hem dedim bir anlatayım bu akıllı prizi hem de genel olarak akıllı prizlerle neler yapabileceğimiz konusunda bazı senaryolar var kafamda. En azından benim uyguladıklarım böyle. Onları biraz anlatayım belki sizin de işinize yarayabilir bir fikir çıkar diye düşünüyorum. Bu ürün S-Link'in sl 04 isimli modeli arkadaşlar. Şimdi akıllı priz derdiği zaman aslında mesele şu. Wi-Fi'ye bağlanabilen ve sizin bunu uzaktan kontrol edebildiğiniz bir priz gibi düşünün. Bütün aslında hani farklı markalarında var böyle ürünleri. E hepsinin yaptığı şey 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bazısı mesela Google bunda olduğu gibi Google Asistan ya da Amazon Alexa desteği sunuyor. Bu ne anlamı geliyor? Cep telefonunuzdan ya da uyumlu bir cihazınızdan bu ürünü sesli olarak da komut verebileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi ürünün ben genel özelliklerine bir bakayım. Standart bir işte e, harici bir aslında priz çoğaltıcı gibi düşünebilirsiniz. Üzerinde bir tane girişimiz bulunuyor standart e, EU plug dediğimiz yani Avrupa'da kullandığımız ve Türkiye'de de kullanılan giriş var. Hemen onun girişinin altında iki tane USB bağlantımız var. Bunlar klasik 5 volt 1 amper çıkış sunan USB bağlantılarımız. Cihazın bu ön yüzünün üst kısmında aynı zamanda ışıkta aynı zamanda düğme olarak kullandığımız bir bölüm bulunuyor. Buraya basarak açıp kapama işlemlerini yapabildiğimiz gibi hani cihazın durumuyla ilgili işte e, arama modunda işte veya şu modda bu modda gibi şeyleri de buradan görebiliriz. Bunun dışında cihazın yani başka bir düğmesi vesairesi yok. Basit bir ürün zaten. Kutusu da burada. Smart Wi-Fi plug yazıyor. Şöyle göstermiş olayım. Böyle de güzel bir kutumuz var. Zaten hani çok da kompleks veya karmaşık bir üründe olmadığını belirteyim. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Şimdi bu cihazı biz taktığımız zaman bir herhangi bir prize gerekli ayarları yapmamız gerekiyor. Bir kere birinci sorun şu. Bulunduğumuz yerde Wi-Fi olması gerekiyor. Yani bir Wi-Fi'ye bağlamak gerekiyor bunu. Çünkü bütün iletişimimizi biz o Wi-Fi üzerinden yapıyoruz. Bunun içinde Tuya isimli bir uygulaması var. Hemen ben şimdi ekranda göstereyim. Telefondan da şu anda açıyorum uygulamamızı. Tuya Smart uygulamayı açtığımız zaman gerekli ayarları aslında biz buradan gerçekleştiriyoruz. E, kurulumu vesairesi çok zor değil. Oradan bir akıllı priz diye seçiyorsunuz ve e, gerekli ayarları yaptıktan sonra yani bulunduğunuz yerdeki Wi-Fi şifresinde giraza girdikten sonra uygulama üzerinden bağlantı kurulmuş oluyor. Şimdi bağlantıyı kurduktan sonra çeşitli senaryoları hayata geçirebiliyorsunuz. Mesela bir zamanlama fonksiyonu var. Zamanlama da şu. Diyorsunuz ki mesela örnek veriyorum pazartesi günü saat 8'de açılsın. işte pazartesi günü ya da başka bir günle ne, ne gün istiyorsunuz. Şu saatte de kapansın diyorsunuz. Mesela ben bir senaryo yaptım. Benim senaryomda kurgu şuydu. Her gün şu saatte açılsın. Bu saatte kapansın. Şimdi bu ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Mesela televizyonunuz var. Gece 12'de kapatıyorsunuz. Sabaha kadar prizde kalıyor. Biliyorsunuz stand-by modunda yani bekleme modunda bile bu tarz cihazlar enerji çekiyor. E Bunu önüne geçmek için hani her akşam aç onu fişini çek onu tak bilmem ne uğraşmanıza gerek yok. Bunu e, televizyonun veya diğer cihazların bulunduğu fişe takıyorsunuz ve işte istediğiniz saatte açılıyor istediğiniz saatte kapanıyor. Tamamen ayarlamaları size kalmış. Bir diğer senaryo da şu mesela akıllı olmayan bir cihazınız var örneğin kahve makineniz var. Gerekli işte kahvesini koyduğunuz, suyunu koyduğunuz her şey hazır. Ama belli bir saatte açılmasını istiyorsunuz. Diyelim saat sabah 8'de siz kahve kokularıyla uyanmak istiyorsunuz. İşte böyle bir cihaz bu senaryoyu size sağlıyor. Yani bu aslında ben bunlara, bu bazen eleştiriliyor, komik de bulunuyor. Ee, yarı akıllı cihazlar diyorum. Neden yarı akıllı? Şimdi bu akıllı priz ama... Mesela hiç akıllı olmayan bir cihazı uzaktan çalıştırmanızı veya kapatmanızı sağlıyor. Hani birazcık yarı akıllandırıyor. Yani akıllı olmayan bir cihazı yarı akıllı hale getirdiği için ben bu cihazları yarı akıllandıran cihazlar diyorum. Yani işte mesela bazı cihazlar hani tamamen uzaktan kontrol ediyorsunuz. İşte klimayı aç kapat gibi ne bileyim fırını aç, içindeki yemeği pişir sonra pişirdikten sonra kapat gibi şeyleri hatta bunları kendisi otomatik yapan cihazlar da var. Tabii bu sadece açıp kapatıyor. Yani enerji veriyor ya da enerjiyi kesebiliyorsunuz. Burada yapacağınız şeyler tamamen sizin birazcık hayal gücünüzle, birazcık da evdeki cihazlarla orantılı, Google da kullanabiliyorsunuz. Ben denedim hatta onu. Gerekli ayarlarınızı yaparsanız Google bir telefonunuzda onun için çok zor bir şey değil. İşte Google Home uygulamasını kuruyorsunuz ve bu cihazı tanıtıyorsunuz. Home uygulamasına tanıttığınız zaman zaten uygulamanız telefonda yüklü olduğu için otomatik olarak da tanıyor. Tanıttığınız zaman işte e, ne isim verdiniz mesela ben buna priz ismini vermiştim. İşte priz aç diyorum prizi açıyor, priz kapat diyorum prizi kapatıyor bu şekilde böyle hani sesli olarak da kontrol edebiliyorsunuz. Ya bence güzel olmuş. Bu benim test ettiğim tarihteki fiyatı 160 TL idi. Biliyorsunuz benim trend yolla bir işbirliğim var. Açıklama kısmına bir link koyacağım. Hem bu ürün var hem de farklı markaların akıllı prizleri var. Oradan alışveriş yaptığınız zaman da bana bir cüzi olsa da bir katkıda bulunuyorsunuz. Eğer böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa, özellikle söylüyorum bu ihtiyacınız varsa ve hani bana da destek olmak istiyorsanız o listeden alışveriş yaparsanız çok sevinirim. Genel olarak ben ürünü beğendim. Fiyatı da rakiplerine göre birazcık yüksek ama onun muhtemelen sebebi üzerinde iki adet USB bağlantısında olması. USB bağlantı da denedim. Söylediğim gibi hızlı şarj özelliği falan yok tabii ki. Hani bunun öyle bir iddiası da olamaz ama bence USB olması güzel. Neden? Hani prizlerde şimdi doğrudan doğru takılan bazı prizler de var biliyorsunuz. Onlarda da USB çıkışı olabiliyor. alırsanız öyle. Eğer yoksa evde ya da evsiz kiracısınız, o prizlerle falan uğraşmak istemiyorsanız şöyle bir cihaz alırsınız akıllı özelliğini kullanmasanız bile şu iki tane USB'den telefon, tablet veya işte USB'den şarj olan cihazlarınızı şarj ediyor olmanız güzel. Söylediğim gibi bunu USB çıkışı olmayan sürümleri de var. Onlar biraz daha makul fiyatlı. Çok daha uygun fiyatlı ürünler de var. Biraz daha pahalıları da var. Yani birazcık işte ne istediğinize bağlı, ne beklediğinize bağlı. Eslinkin linkin bu üründe hani fiyat performans olarak benim beğendiğim bir ürün oldu. Söylediğim gibi daha ucuzları da var. Üzerinde şu USB vesaire olmadığı zaman daha pahalıları da var. Artık tercih size kalmış. Hangisini alıp almayacağınıza, siz beklentinize, ihtiyaçlarınıza veya işte genel olarak tasarım beklentinize göre karar verebilirsiniz. Estink'in bu akıllı priziyle ilgili aklınıza takılan, merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum bir özellik, bir soru varsa kafanızda yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Elimden geldiğince de hepsine yanıt vermeye çalışıyorum. Bana destek olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.